Depodayız, tütün deposu. Eski bir tütün deposu. Geçen yüzyılın başlarında inşa edilmiş. Uzun bir süre Kavala ailesinin işi dolayısıyla bir tütün deposu olarak kullanılmış. Daha sonra başka işler dolayısıyla başka ürünlerin depolandığı bir yer olarak kullanılmış. Ta ki 2008 yılında bir renovasyon geçirene kadar. Burası aslında Anadolu kültüre bağlı bir kültür ve sanat merkezi, depo. Küçük bir 2008'de geçirdiği küçük bir restorasyondan sonra bu bina ve yanındaki bina sergi ve etkinlik alanı olarak kullanılıyor kültürel işlerde. Fakat 2000 kaç yılındaydı? 12 mi? 11 mi? Yan binamız Açık Radyo ya tahsis edildi, kiralandı. Şimdi onlar var komşumuz. Biz burada 3 ayrı katta sergiler, etkinlikler, film gösterimleri yapıyoruz. 2008-2009 yılından bu yana. Şimdi aslında bir dönüşüm sürecini yaşıyoruz biz. Eskiden konser salonu olmak, konser mekanı olmak prestijli bir işti. Bir prestij algısı vardı. Bunun da hani bir sponsorluk gelirine yansıması gibi bir durum vardı. O yüzden biz Kadıköy sahneyi açarken buranın bir performans mekanı, bir konser mekanı olmasını istedik. Ve açtığımız senelerde de ciddi sponsorluk destekleri aldık. Böyle olduğumuz için. Normal barlar, 7 gün açık, sabahlara kadar açık olan mekanlar, sponsorların çok büyük destekler vermediği mekanlardı. Daha ziyade algısal bir yatırım yapıyorlardı çünkü. Eğlence sektörü içerisindeki sponsorların büyük çoğunluğu içki ve sigara firmaları oluşturuyor. Bunlardan bahsediyorum. Ama zaman içerisinde bu sponsor firmaların davranışları tüketim üzerine kurgulu bir hale geldi. Prestijden ziyade tüketime yönelik hale geldi. O yüzden daha fazla tüketim yapılan mekanlara daha çok destek olmaya başladılar. O sebeple Türkiye'de konser mekanı, sadece konser mekanı işletmek zor. Bu konuda bizim ülkenin dinamikleriyle yurt dışı dinamikleri farklı olsa da aslında sadece seyirci kaynaklı bir şekilde kültür sanatın kendini idame etmesi çok kolay değil. Çünkü yapılan masraflar, verilen emek, bu ortaya çıkan eserin değeri, bunların hepsini alt alta topladığınızda büyük bir yatırım gerektiren işler bunlar. Ve büyük de iş gücü. Haliyle bunu yurt dışında genelde fantlardan çözerler. Bu bütün bu yurt dışında gördüğümüz güzel mekan örneklerinde işte hem müze olarak hem konser salonu olarak bunların hepsi ya devlet desteklidir ya da özel vakıf desteklidir. Bizde de aslında İKSV hani Türkiye'nin en uzun süredir kültür sanata destek veren vakfı. Ama bizde de hem Turizm Bakanlığı'ndan destek, Kültür Turizm Bakanlığı'ndan destek olsa da aslında bizim tarafımızda daha çok marka destekli ve bir kısmı da seyircinin üyelik, bu loyalty program dediğimiz desteğiyle ilerleyen işler bunlar. Öbür türlü sadece bilet geliriyle çok döndürebileceğiniz bir ekonomiden bahsetmiyoruz. Çünkü bilet geliriyle ancak belki sahneye çıkan bir sanatçının kaşe bedelinin %50'sine %60'ına varabilirsiniz. Ama onun üzerine bir de bunun hani masrafı, çalışanlarının maaşları, onların SSK'sı, biletten kesilen vergileri düşünürseniz zaten bilet hani hiçbir şekilde yeterli değil. O yüzden sürdürülebilir bir ekonomi olması için mutlaka yan destekler şart. Zaten bilet satarak yapılan, içki satarak ve bilet satarak bu işlerin dönme ihtimali pek yok. Bu işi en iyi yapan, en kurumsal yapan ve büyük doluluk oranlarıyla yapan işte zorlu PSM var. O zarar eden bir işletme. Pandemiden öncesinden bahsediyorum. Hani pandemik bir süreçten bahsetmiyorum. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Hani her şeyin kurumsal
yapıldığı, kayıt altında yapıldığı, kayıt dışı olmadığı bir yerde, bütün vergilerin birebir ödendiği, bütün her şeyin belgeli olduğu bir yerde Türkiye'nin en büyük performans mekanını zarar ediyor ki hani bilet, en çok bilet satan mekanı olmasına rağmen, hani etkinliklerde doluluk oranları çok yüksek olmasına rağmen böyle bir işten bahsediyoruz. Sponsorluk destekleri olmazsa, başka dış destekler olmazsa her zaman zararla demek karamsar, yanlış bir tablo olur ama kar etmesi çok mümkün olmayan bir durumda dönüyor her şey. Yani biz işte bu pandemi döneminde çok eski hesapları kurcalama şansımız oldu Kadıköy sahnede. Baktığımızda hani ortakların hani bir Kadıköy sahnenin kapalı olmasından aslında şey yaşayan, sorun yaşayan Kadıköy sahnenin ortaklık yapısı değil de burada çalışan insanlar, çalan müzisyenler ve çevre esnaf oluyor. Hani aslında bizim için kapalı kalmak çok da yıpratmıyor bizi. Normal zamanda daha çok yıpratıyormuş. Onu fark ettik. Bu ticaretin direkt seyircinin biletiyle çıkartmak istesek, orada koyacağımız bilet fiyatları gerçekten çok fahiş fiyatları çıkar. Bu da seyircinin alım gücünü zaten alım gücüne erişemeyeceği için ulaştığınız kitleyi etkiler. Kültür sanatın herkesin ihtiyacı olduğunu savunan bir kurum. Yüksek bilet fiyatlarıyla çok kısıtlı bir seyirciye ulaşmak yerine bilet fiyatlarını makul fiyatlarda tutup daha çok, daha geniş ve daha büyük bir kitleye ulaşmayı tercih ediyor. O yüzden zaten destekçi arayışımız her daim mevcut. Şimdi bizim en başta finansal açıdan kaynaklarımız, bizim arkamızda çok büyük bir holding, büyük bir iş grubu falan yok. Bir Osman Kavala'nın şirketlerinin desteği var çok sınırlı ölçüde. Onun dışında projelerimizin hemen hepsi için bizim partnerler bulmamız gerekiyor. Finansal destek sağlamak için. Zannediyorum en birinci mesele budur. Her başka iş kolunda da olduğu gibi etkinlikler, sergiler için fon, projeler için fon bulmak. Onun dışında işte seyirciyi çekmek ikinci bazen zor olan kısım. Çünkü deponun ve Anadolu kültürün değindiği, yer verdiği konular çoğu zaman çok ana akıma hitap eden ne diyelim sanat veya kültür işleri olmuyor. Daha çok işte Türkiye'nin yakın geçmişinin veya daha eskisine, daha tarihi dönem, daha eski tarihe ait problemli konuları veya süre giden sosyal meseleleri ele alan projeleri öne çıkarmaya çalışıyoruz. Yani buradaki sergilerin kişisel olsun, grup sergileri olsun çoğunda böyle bir sosyal meseleye dokunan bir tarafı oluyor. O da bazen izleyicimizin biraz kısıtlı olmasına sebebiyet verdiğini düşünüyorum, düşünüyoruz. Burası bir performans mekanı. İnsanların, müzik gruplarının gelip canlı performanslarını yaptıkları, her tarzdan müzik grubuna sahnesi açık olan bir işletme. Biz burada asla insanları sabahlara kadar, ruhsatımız buna müsaade etmesine rağmen tutmadık. Tutamayız da zaten. Hani bugün bir konser olduğunda bu son şarkımız dediği zaman sahnedeki insan, herkes zaten vestiyere doğru yol almaya başlıyor. Ne yaparsak yapalım o insanları tutmak da istemiyoruz zaten. Öyle bir eğlencenin parçası olmak istemiyoruz. Biz hani bir deneyimin parçası, canlı deneyimin parçası olmak istiyoruz. Böyle özenli bir işletme olmamıza rağmen hani işin bürokratik kısmında biz pavyonlarla aynı seviyede tutulan bir işletmeyiz. Hani burada pavyonları küçümsemek manasında da değil bu. Hani
Ama başka bir şey var burada. Başka türlü bir yaklaşım olması lazım. Burada bir kültür sanat aktivitesi var. İnsanların cumartesi eğlencelerinin bir parçası olmak değil bizim amacımız. İnsanlara bir kültür sanat aktivitesi sunmak hafta sonu içerisinde. Ama burada karşılaştığımız zaman hani bütün diğer işletmeler de söyleyecektir. Çok ciddi bir vergi yüküyle karşı karşıyayız biz. Hani satılan biletlerin hepsi KDV dahil. Birincisi bir KDV ile karşı karşıyayız. İkincisi rüsum denen bir eğlence vergisiyle karşı karşıyayız ki hani dünyada çok örneği olduğunu sanmıyorum. En azından ben denk gelmedim. Yoktur, çok iddialı olur ama. Ondan sonra bir meslek birliklerine satılan KDV düştükten sonra eğer sanatçının perform ettiği eserlerin tamamı bir meslek birliği koruması altındaysa eğer %7 öyle bir pay veriyoruz. Sonra ve ne yazık ki biz işletme olarak artık tamamen kağıt bilet devri sona erdiği için bütün biletlerimiz online biletleme sistemleri üzerinden resmi olarak satılıyor. Ancak bütün giderlerimiz resmi giderler değil. Dolayısıyla bir de gelir vergisiyle karşılaşıyoruz. Çünkü hani ister istemez belgelendirilemeyen giderler oluyor. Bunlar devlet nezdinde biz bu paraları kazanmış olarak gözüküp bir de onun gelir vergisini ödüyoruz. Ve bu işin içinden çıkılamaz bir hale getiriyor. Ortada bir de yatırım var şimdi. Mekanı açtınız. Mekanın zaten hani açtık, ses sistemini aldık, ışık sistemini aldık. Bitti gibi bir durumu da yok. Sadece çalışanları değil, o ses sisteminin, o ışık sisteminin her daim yenilenmesi gerekiyor. Her performansın ihtiyaçları farklı olduğu için her performans için ek bir prodüksiyon bedeli gerekiyor. Zaten hem seyirci ağırlama hem de sanatçı ağırlamada ayrı masraflarınız var. Bu işin bir de pazarlaması, tanıtımı, duyurusu derken aslında bir mekanın kapı açma bedeli daha seyirci girmeden oldukça yüksek ve büyük bir rakam ve sabit bir rakam. Bu sabit gideri karşılayabilmek için de sabit bir geliriniz olması lazım. O sabit gelir de biletle hiçbir zaman dengelenemiyor. En ufak bir şey, çok pahalı malzemelerden bahsediyoruz. Bunlar hani eğer üst kalite bir şey yapacaksan ki İstanbul'daysan rekabet ettiğin mekanlara da baktığın zaman düşük kalitede bir şey yapamazsın. Hani böyle on binlerce, yüz binlerce eurolar harcamaktan bahsediyoruz. Bunun karşılığı bir getiri ortada yok. Hani şimdi hani 10 bin euro, 100 bin euroluk bir yatırım bu mekana yapmanın karşılığının almak çok mümkün değil. Biz hani geçen hani baktık hani son 3 yılda yapılan gelirlerin %92'si yani toplanan cironun %92 dağılmış. Hani %8'ini sadece ortaklar alabilmişler. Hani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Böyle bir ekonomide hani yatırım yapmanın mümkün olacağı denklem değil şey olarak. O yüzden de biraz da anlayabiliyorum insanları. Hani menajer gömleğimi giyip nelere gittiğimde hani sinirleniyorum, böyle iş mi olur? Böyle hani performans mekanı açıyorsun. Bari hani en önemli şey ses diyorum. Ama mekancı gömleğimi giydiğim zaman da hani bu adam buraya nasıl 200 bin euro harcasın ki kaç lira para kazanıyor oluyorum. Öyle bir içinden çıkılmaz bir şey var ama hani nereden bakarsanız bakın teknolojinin gelişmesiyle de hani 10 yıl önce, 20 yıl önceki hallerine baktığım zaman da hani çok ciddi bir hani en azından dijital masaların gelişi hani ve ucuz versiyonlarının da şeye çıkmasıyla bir standart da hani 10 yıl önce olmayan bir standart da şu anda var. Hani gittiğiniz her yerde verebiliyorsunuz konser, verebileceğiniz bir standart var. Teknik açıdan optimum seviyede diyebileceğimiz mekan sayısı Türkiye'de çok az. Sadece Türkiye kısmını da geçelim. Zaten Türkiye'de hani konser mekanı ne kadar var ki, hangi şehirde ne kadar konser mekanı var? İstanbul'da bile neredeyse 20 milyona ulaşmış bir nüfustan bahsediyoruz. Burada bile konser mekanı diye düşündüğümüzde aklımıza şu an 10-11 mekan ismi geliyor. Ve onun dışında da daha fazla sayamıyoruz. İşte bir kısmını zaten ya olumsuz ekonomik şartlardan ya da o zamanki
sosyoekonomik etkilerden ya da şu anda yaşadığımız pandemi düzeni gibi zaten daimi bir kayıp da var mekanlarda. İşte bu Beyoğlu'nun mekanlarının kayıplığı örneği gibi. O yüzden evet, yurt dışı ile kıyaslandığında şeyimiz, hani durumumuz mekan sürdürülebilirliği açısından çok düşük. Bunun ama en büyük sebeplerinden biri sadece bu destek sistemi değil. Evet, destek sistemi çok önemli. Ama yurt dışı ile yurt içini kıyasladığımızda biraz dönüp içimize de bakmamız lazım. Yurt dışında konsere gitmek aileden çocuğa geçen bir şey, gelenek. Bu çok doğal bir şey. Bu yani hayatın böyle vazgeçilmezi, dışarıda yemek yemek, sosyalleşmek için yapılan çok ana bir aktivite. Yani Londra'da baktığınızda mesela şey, bir haftalık programa yüzlerce etkinlik görürsünüz ve o yüzlerce etkinliğin çoğunun da sold out olduğunu görürsünüz. Yani biletlerin tükenmiş olduğunu ve aylar öncesinden. Çünkü bu onların hayatının değişilmez bir parçası. Bizde canlı müzik sektörü dediğimiz şey aslında 90'larda Beyoğlu mekanlarıyla başlayıp ondan önce zaten ailelerimiz ne bilir? Gazino kültürü bilir. Şu anda 90'larda bir Beyoğlu'nda başlayan hani bağımsız müzik mekanları var. Sonrasında onların da o günden bugüne kalan çok fazla mekan göremiyoruz. 2000'lerde bir Babylon Salon'la başlayan uluslararası sanatçıların da gelip burada sahne aldığı mekanları görüyoruz. Ama onun da işte seneler geçtikçe bir ya da iki tane ekleme oluyor mekanlarda. Hani sabit, yani İstanbul deyince aklınıza hangi mekan geliyor cevabı hala şey değil, net değil. Ve yani İstanbul gibi bir şehir için de bu çok böyle aslında üzücü diyebileceğimiz seviyede bir konu. Çünkü aslında hani kültür sanat konusunda çok verimli topraklarda kültür sanatın performansını sahneleyecek bir sahne eksikliği her zaman var. Kurum olarak veya depo olarak hiç birebir bir şeyle karşılaşmadık. Yani bir, ne diyeyim, bir baskı, bir tehdit, bir işte kısıtlama falan gibi, ama bu olmayacak anlamına da gelmez, olabilir. Şey derseniz, otosansür gibi bir şey, o da şöyle bir, benim burada olduğum sürece de düşünüyorum. Öncesinden de arkadaşımın aktardığı kadarıyla hiç böyle bir şeye de gitmedik. Yani hani onu söylemeyelim, onu göstermeyelim, bu biraz şey olabilir. Ertelediğimiz sergiler oldu, biraz daha özellikle de Osman Kavala'nın tutukluluğundan sonra işte hani bunu şimdi göstermeyelim ama daha sonra başka bir organizasyonun içine koyalım falan dediğimiz işler de oldu ama hani şu konuya yaklaşmayalım, öyle demeyelim falan gibi bir şey yapmadık. Bize de dediğim gibi o anlamda herhangi bir açıktan baskı gelmedi. Ama öte yandan ne bileyim, burası sonuçta halka açık, izleyiciye açık bir yer. Bilemiyorum, sosyal medyada olabilen bir şey, yani oradaki bir paylaşımdan dolayı olabilen bir şey, belki ki hani burada da öyle bir risk olabilir. Bir sanatçı veya ne denir ona, araştırmacının şeyini paylaşırken ürününü, böyle bir şeyi kafamızdan geçirmiyoruz da değil. Hani böyle bir risk olabilir mi bir diye, ama dediğim gibi ne biz bunlara engel olduk ne de hakikaten onlarla ilgili bize bir şey geldi. Tehdit, sınırlama, baskı. Sonuçta da hani memleketteki baskın siyasal görüşün çok hoşuna gitmeyen bir aktivite bu. Hani hem işin içerisinde kültür sanat var, hem de alkol de var. O yüzden de hani çok kolay değil genel olarak böyle işler yapmak. Kadıköy'de biz biraz daha şanslıyız elbette. Anadolu'ya gittikçe daha da zorlaşıyordu, daha da sertleşiyordur her şey. Pandemi sürecini hani hayatta kalmaya odaklanarak geçirdik diyebilirim, çok net. Gene en büyük şansımız İKSV gibi bir yapının, bir çatının altında olmamız. Yani burada bize bir destek sağlayan, hani en önemli kaynağının insan kaynağı olduğunu düşündüğü için
ekibini gözden çıkarmayan bir yapının içindeydik. Ama bağımsız mekanların böyle bir şansı olmadığını da çok iyi biliyoruz. Çok net 9 Mart 2020 Cumartesi günü son konser yapıldı. Ondan sonra bir daha salonda fiziki bir etkinlik yapılamadı. Çünkü salonun fiziki şartları sosyal mesafeli bir etkinlik için de uygun değil. Ölçtük, biçtik, maksimum 43 kişi alabildiğimizi gördük. Hani bu zaten yine hani asla kendini döndüremeyecek bir şey, ekonominin içinde iyice döndüremeyecek bir rakamdan bahsediyoruz. O yüzden kapattık ve zaten hani sağlık koşulları sebebiyle de hani kimseyi de riske dağıtmak istemediğimiz bir dünya. O sebeple de bizim senelerdir salon açıldığından beri bizi destekleyen markalara dönüp hem bizi hem de sanatçıları desteklemeleri için sürekli onlara projelerle gittik. Bugüne kadar da hep dijital projelerle ilerledik. Hala da devam ediyoruz. İşte gelecek haftada bir çekimimiz var. Şu anda öngördüğümüz zaten 2021'in sonuna kadar da yine bu hibrit dediğimiz zaman zaman seyircili, zaman zaman dijital ikisinin beraber gittiği bir formülle ilerleyeceğiz. Çünkü tam yüksek dozda, yüksek oranda bir aşılama olmadığı sürece büyük etkinlikler ya da bizimkisi gibi insanların yan yana sosyalleştiği etkinlikler şu an hala çok mümkün görünmüyor. Hele ki kapalı mekanlarda. Ekolojisi var diyebiliriz sanırım. Çünkü sergilerin çoğu pandemi öncesinde bir açılışla başlıyor. Akşamüstü yapılan bir açılışla. Ve açılışlar hani bir sergiyi kutlamakla beraber aslında o şehrin, o bölgenin sanat komünitesine diyeyim bir araya geldiği, hem sergi hem o zamanı hem de birbirlerini gördükleri bir yer. Tabii bu şu an gerçekleşemiyor. Belki de yani İstanbul'da benim gözlemlediğim sanat komünitesini en çok etkileyen şey bu açılışların olmayışı. Bunun dışında da tabii sergi mekanı bir araya gelme, yani bedensel anlamda bir araya gelme merkezinden ziyade böyle daha yalnız deneyimlenen bir sergi tecrübesi haline geldi. Daha salt bir sergi tecrübesi haline geldi. Bunun hani sanatın çevresinde düşünebileceğimiz sosyalliklere büyük bir etkisi var tabii ki. Herkes yine her şeyden haberdar çünkü oldukça fazla aslında paylaşım yapılıyor. Özellikle çevrimiçi olarak ve hani çevrimiçi formlara daha da zaman ayrılıyor bence kurumlar tarafından. Yani bir serginin prodüksiyonu çok daha büyük bir parçası olma noktasına geldi. Bunun aynı zamanda online çıktıları ve işte programlanması, kamusal etkinlikleri vesaire. Girişte bir tane afiş var, Mart ayı afişi. Bizim afişlerimiz siyahtır, o sararmış bir afiş. Biz o Mart ayını hiç yapamadık, Mart 2020'den bahsediyoruz. Bir ülkeyi derinden sarsan bir askeri operasyona çok yüksek sayıda şehit olmasıyla ilgili bir süreç vardı Şubat'ın sonunda. O yüzden bir kapattık, kapatmaya karar verdik. Ondan sonra ilk vaka açıklandı tam açılacakken. İlk vaka açıklanınca daha yasal bir yaptırım yapılmadan mekanlara biz kendi aramızda konuştuk. Bazı talimatlar yapmayı da hayal ediyorduk, düşünüyorduk falan. Onları da yaparız diye. Hani 31 Mayıs'a kadar kapalıyız diye geçen sene açıkladık. Sonra İçişleri Bakanlığı'nın kararnamesiyle zaten bütün mekanlar kapatıldı bizim gibi olanlar. Biz gece kulübü ruhsatı olduğu için hiç açılmadık bu dönemde. Hani azıcık esneklikler olduğu dönemlerde de bize kadar esnemedi hiç. Bir yıldır bir fiil kapalıyız. Biz bir yıldır vergilerimizi, vergi taksitlendirmelerimizi vesairelerimizi ödemekle yükümlüyüz. Biz bir yıldır kiralarımızı ödemekle yükümlüyüz. Biz bir yıldır maaşlarımızı ödemekle yükümlüyüz. Ama hiçbir iş yapmamıza izin verilmeyen bir durum var ortada. Hani açılmasına izin verilenler ayrı bir konu. Hani %50 kapasiteyle neyi ne kadar yapabilir zaten ucu ucuna dönen işletmeler ayrı bir tartışma ama hiç açılamayan bir işletmeden bahsediyoruz. Tek değiliz tabii ki. Yani ben kendi örneğim üzerinden bahsediyorum. Hani hiç açılamayan bir işletmenin
en azından temel giderlerini bu hiç açılmamasına karar veren devlet mekanizmasının düzenlemesi gerekir diye düşünüyorum. Hani çok da fazla bir şey istemiyorum. Hani mekanın kirasını, vergilerini ödeyecek bir düzenek kurulması lazım. Eğer sen zorla kapalı tutuyorsa öyle olması gerekir diye düşünüyorum. Bu dönemde kültür sanat kurumları, işte bu güncel müzik mekanları hepsiyle aslında haberleştik. Herkes ortak bir en azından WhatsApp grupları ya da işte böyle kişisel arkadaşlık üzerinden haberleşme hepsi gitti. Çoğunun durumu gerçekten çok zor. Çoğu mekan hani daha fazla bu sürece dayanamayacak, onu biliyoruz. Çünkü hani sabit bir gelir olmadığı sürece, mekanların da açamadıkları sürece ne elemanlarına herhangi bir maaş ödeyebilirler ya ne de mekanlarını elinde tutabilirler. Dediğim gibi bizim mesela en büyük şansımız gene biz İKSV binasının içindeyiz. Biz bir kira ödemiyoruz mekan. Ama daha en başta mekan kirası ödeyen taraflarda zaten onlar da zor durumdalar. Haliyle birkaç mekan haricinde kültür sanat kısmında kriz büyük, çok da büyük ve uzun sürede etkisi sürecek bir krizden bahsediyoruz. Yani yarın açılsak zaten bunun toparlanması bir iki sene sonrayı bulacak tüm mekanlarda. İstanbul'daki sanat kurumlarına dair bir şey söyleyebilirim bu anlamda. İstanbul'da zaten hani bağımsız işte sanatçılar tarafından yürütülen ya da dayanışmayla organize olan ve yürütülen mekanlar oldukça az. Hatta çoğu sanat kurumunun özel sektör tarafından fonlandığını söyleyebiliriz. Bunun içerisinde müze olarak kabul ettiğimiz yerler de var. Bunun dışında da bu ortamın büyük bir kısmını aslında bu yükün büyük bir kısmı galeriler çekiyor. Ve galerilerin tabii ki kar amacı güden bir pozisyonu var sanatta. Onlar açısından da tabii onların kendi sanatçılarına olan sorumlulukları açısından da çalışmaya devam ettiklerini, online'a da bir şekilde kendilerini adapte etmeye çalıştıklarını gördük. Bu anlamda özellikle bu kurumlarda, galerilerde, daha büyük müzelerde ekiplerin oldukça mesai harcadığını görebiliyoruz. Bu geçişi sağlayabilmek için bu anlamda yani oldukça dinamik bir senaryo bence izledik, görüyoruz. Bunun dışında tabii farklı modeller benimseyen kurumlar var. Bu sadece sanat kurumları da değil. Örneğin bağış üzerinden bir şekilde ayakta kalmaya çalışan kurumlar var. Bunun dışında da evet bir şekilde çalışmalarına ara veren kişiler, yerler de var.